Ocak 1919. Artık işgal yüzünü göstermeye başlamış ve aynı zamanda da ne yazık ki bütün memlekette olduğu gibi İstanbul'da da gergin bir hava var ve Türkiye'de açıkçası o yıllarda beyin yetiştiren birkaç büyük eğitim kurumundan bir tanesi tıbbiye ve tıbbiye İngilizler tarafından işgal edilmiş. Şöyle ki İngilizler tarafından işgal edildikten sonra öncelikle tıbbiyeliler yatakhanelerden çıkartılırlar. Çünkü yatakhanelerdeki yataklarda işgalci İngiliz askerleri kalacaktır. Dolayısıyla bizim tıbbiyeli çocuklarımız yer yatakları yaparlar ve orada yatmaya başlarlar. Sonra işgalciler bir adım daha ileri gider ve ne yaparlar? Tıbbiyelilere geceleri tuvaleti yasaklarlar. Dolayısıyla koridorlarda idrar kovaları koymak zorunda kalır bizim çocuklarımız. Ve sonra bir adım daha ileri giderler. Ki bu hep böyledir. Eğer siz işgalciye, emperyalizme ses çıkarmazsanız, siz ses çıkarmadıkça o bir adım daha sizin üzerinize gelecektir. Ve nitekim bu kez de nizamiyelere yerleştirdikleri süngülü İngiliz askerleriyle nizamiyeden giriş çıkış yasaklanır. Ve en son gelinen aşama bizim tıbbiyeli çocuklarımızın askeri üniforma giymeleri yasaklanır. Bunun üzerine tıbbiyeliler artık gerginin son noktaya gelmesiyle birlikte bu duruma tepki göstermek amacıyla üzerlerindeki gecelik entarileriyle birlikte ya da pijamalarıyla birlikte derslere girip çıkmaya karar verirler. Bu bir protesto şeklidir aynı zamanda ki dönemin ünlü fizyoloji hocası Kemal Cenap Bey soyadı kanunuyla birlikte Ordinarius Profesör Doktor Kemal Cenap Berksoy dersine giren bir öğrencisine İbrahim Hasan Bey'e evladım bu ne hal diye sorduğunda şöyle cevap verir. Hocam bu işte bizim vatanımızın, bizim ruhumuzun fizyolojisi budur der. Çünkü der eğer ki bir memleket düşman çizmeleri altında ezilmeye başlarsa işte varlıklarıyla birlikte insanların kıyafetleri de bu duruma gelir. Sefaleti fizyolojimiz budur diye cevap verir. Bunun üzerine dönemin ünlü fizyoloji hocası Kemal Cenap Hoca şu yanıtı verir. Evladım der, bunca yıllık fizyoloji hocasıyım, onlarca yüzlerce öğrencim oldu. Fakat fizyolojiyi senin kadar iyi tanıyanı görmedim. Peki bu nereye gelecek? 2 ay sonrasında 14 Mart günü yani tıbbiyenin kuruluş yıl dönümünde tıbbiyeli öğrenciler bu İngiliz işgaline karşı bir direnişi başlatmak adına o kuruluş günü 14 Mart gününde tıbbiyenin kuruluşunu kutlarlar. Ki bu Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bizim bildiğimiz 14 Mart Tıp Bayramı olacaktır. Yani bu bizim ülkemize has olan Tıp Bayramı 14 Mart günü için yani tıbbiyenin kurulduğu güne atfen aslında İngiliz emperyalizmine karşı bir direnişin simgesi olan bir tarihtir. Ve hatta iki kule arasında Haydarpaşa'da Marmara Üniversitesi binası olarak da kullanılan o büyük binadaki iki kule arasına İngilizlerin bütün itirazına ve engelleme çabalarına rağmen büyük bir Türk bayrağı da gerilecektir. Şimdi gelelim bu itirazlardan sonra artık tıbbiyeli için bardaktan son damla da taşmıştır. Peki bundan sonra tıbbiyeli bu direnişi ne şekilde sürdürecek? Bütün bu direnişi başlatan, bunun önderliğine soyunan kişi şu an heykeli önünde saygıyla durduğum tıbbiyeli Hikmet'tir. Ki Sivas Kongresi'nde Türk gençliğini de temsilen gençlerin de olması gerektiği söylenildiğinde tıbbiyeliler kendi aralarında para toplarlar. Yani İstanbul'dan Sivas'a bir ya da birkaç kişi gönderilecek. Sonra Sivas'ta Türk gençliğini, tıbbiyeyi o gençler temsil edecektir. Fakat toplanılan para ancak bir kişinin Sivas'a gidip geri gelmesine yetecek kadar bir para olduğundan o kişi de hiç kimse endişe etmez ve herkes Hikmet'i gösterir. Tıbbiyeli Hikmet Sivas Kongresi'ne katılan 35 delegeden biridir. Ve kendisine söz sırası geldiği zaman kürsüye çıkar ve der ki görmekteyim ki burada Amerikan mandası konuşulup tartışılmakta. Biz Türk gençliği olarak Amerikan mandasının sonuna kadar karşısındayız. Sonra Mustafa Kemal'e dönerek şöyle devam eder. Ve siz paşam eğer siz de ben de Amerikan mandasından yanayım derseniz o halde biz yine de Amerikan mandasının karşısında duracağız ve dışarı çıkacağız diyeceğiz ki demek ki Mustafa Kemal de bir vatan kurtarıcısı değil bir vatan batırıcısıymış diye sizi ilan edeceğiz.
Bunun üzerine tabii ki herkes şaşkın ve herkes Mustafa Kemal'e res çeken bu tıbbiyeli öğrenciye Mustafa Kemal'in tavrını merak etmekte. Mustafa Kemal kürsüye gelir ve onun sırtını okşayarak der ki, evlat müsterih ol. Amerikan mandasının sonuna kadar karşısındayız. Ekaliyette kalsak dahi parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Burada Mustafa Kemal'in bir vurgusu genellikle es geçilir. O da şu, ekaliyette kalsak dahi diyor. Yani azınlıkta olsak bile. Yani bugün sayımızın 35 olması hiç önemli değil. Önemli olan bizim bu davaya inancımız, parolamız değişmez. Ya istiklal ya ölüm diyor. Fakat İki ayrıntı var ki her yerlerde bulamayacağınız bu ayrıntıyı da sizlerle birlikte paylaşmak isterim. Birincisi, Tıbbiyeli Hikmet Sivas Kongresi için yola çıkmadan bir gün öncesini bakın anılarında nasıl anlatıyor. Diyor ki, kuşluk vakti penceremin önünde karanfil ve zakkum çiçeklerinin arasında turkuaz renkli akıp giden boğaza bakmaktayım. Bugün İstanbul'dan ayrılmaktayım. Tıbbi eğitimimi hürriyet içinde tamamlamak için mutlaka geri döneceğim. Bekle beni İstanbul. Yani buradaki vurgu tıbbiyelerin hürriyet içinde olmamasıdır ve hürriyet içinde olmadığını hisseden tıbbiyeli vatansever bir duruş göstermiş ve hürriyet içinde olabilmek için cepheye gitmiş, Sivas Kongresi'nden itibaren o cephede çarpışmıştır. Ki bugün İzmir'de, burada birinci kordonda heykelinin olmasının ana nedeni de 9 Eylül 1922 günü İzmir'e giren Türk askeri birliğinin içinde bir görüyoruz ki tıbbiyeli Hikmet de var. Yani savaşın son gününe kadar cephede elinden gelen her türlü katkıyı sunmaya çalışmıştır Tıbbiyeli Hikmet. Sona geldik. Sondaki vurgumuz da çok önemli. Neden? Çünkü aslında kürsüye geldiğinde Mustafa Kemal, yani Tıbbiyeli Hikmet'in konuşması ardından kürsüye geldiğinde kurduğu çok önemli iki cümle vardır. Bilerek az önce söylemedim ve sona bıraktım. Diyor ki ilk kürsüye geldiğinde Mustafa Kemal Tıbbiyeli Hikmet'in yanında orada kongreye katılanlara dönerek şunu söylüyor. Arkadaşlar gençliğe bakın. Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin. Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır diyor. Yani kendisine res çeken, gerekirse Mustafa Kemal de bir vatan batırıcısıymış diye sizi ilan eder, yine de Amerikan mandasının karşısında dururuz diyen bu üniversite öğrencisini salondan yaka paça attırmamış, gözaltına aldırmamış, tam tersine bu resti çeken üniversite öğrencisini adeta bağrına basmıştır. Bir ifade yıllar sonra 1927'de yazdığı ve mecliste okuduğu nutukta da karşımıza çıkıyor. Önce kongredeki cümleye dikkat. Arkadaşlar gençliğe bakın. Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin diyor. Asil kan ifadesi bir de nerede karşımıza çıkıyor? Atatürk nutkunu, yani bir milli mücadelenin hesabını adeta verdiği o kitabını, nutkunu neyle bitiriyor? Gençliğe hitabeyle. Ve gençliğe ne diyor? Olabilecek bütün olumsuzlukları da sayarak, dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyararak nasıl bir ifade kullanıyor? Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.